أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar. Onun Habibi, alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Cumamız hayırlara ve bereketlere vesile olsun. Allah Celle Celaluhu cümlemizi, bütün Müslümanları Cuma gününün hissesinden, manevi hissesinden hissedar eylesin. Rabbimiz üzerine güneşin doğduğu en kıymetli gün olan şu Cuma günümüzü vatanımız, devletimiz, milletimiz ve alemi İslam hakkında hayırlara vesile kılsın. Gazze'mizin, Mescid-i Aksa'mızın kurtuluşuna vesile kılsın. Dünyanın dört bir tarafında zulüm gören bütün Müslümanlara Rabbim yardım eylesin. Fetihler nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Rabbimiz bizleri bir cuma namazına daha eriştirdi. Elhamdülillah. İki cuma arasındaki peygamberimiz buyuruyor. Allah küçük günahları bağışlar. Beş vakit namaz arasında mesela sabah namazını kıldık. Öğlen namazına kadar geçen o aradaki günahlar bağışlanıyor. Ama şimdi sadece cuma namazı kılarsak eğer, cumadan cumaya mesela bu cuma namazını kıldın. Bir dahaki cumaya kadar aradaki küçük günahlar bağışlanıyor. Ancak 5 vakit namaz olduğu zaman namazlar arasında bağışlanıyor günah. Yani bir sabah namazını kıldın, öğlen namazına kadar o aradaki günahlarını Allah bağışlıyor. Onun için kardeşlerim, namazlarımıza dikkat edelim. Bilhassa cuma günleri inşallah cuma namazlarımıza erken gitmeye gayret gösterelim. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri istikametten ayırmasın. Değerli kardeşlerim, bu hafta önümüzdeki pazartesi de okullar açılacağı için ahlaklı nesiller yetiştirmek üzerine, yani İslam'a, Kur'an'a, milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek için neler yapabiliriz? Kur'an bu konuda bize ne diyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizlere neler söylüyor? Onlardan inşallah bahsetmiş olacağız. Rabbimiz en güzel bir şekilde dinlemeyi ve dinlediklerimizle hayatımızda yaşamayı nasip etsin. Değerli kardeşlerim, çocuklar hem bir nimet, hem emanet, hem de birer imtihandır. Yani üç şeyden birisi oluyor çocuk. Evet, ilk doğduğu zamanlar ailenin neşesi oluyor. Bu bir nimettir. Sonra zaman geçtikçe onun emanet olduğunun farkına varıyoruz. Sonra biraz daha zaman geçtikçe çocuklar özellikle yaş ilerlediği zaman artık birer bazen imtihana dönüşüyor olabiliyor. İşte dünyamızı da ahiretimizi de cennete veyahut cehenneme çevirecek bir lütuf veyahut musibet olabiliyor evlatlar. Bazen Allah korusun evlatlarıyla insanlar öyle bir imtihan oluyor ki bütün hayatı cehenneme dönüyor. Bütün hayatı evladını korumakla, evladını kurtarmakla, evladını kötü alışkanlıklardan geri koymakla geçiyor. Hayatını hep bu şekilde yaşıyor. Ama bazen de o evladı hem devletine, hem milletine, hem İslam'a, hem anne babasına çok hayırlı bir evlat oluyor.
Kardeşlerim, çocuk yetiştirmek beklenen hasletlere, yani beklenen özelliklere sahip yeni bir nesil hazırlamak böyle söylemesi kolay ama yani bugün bataklıklarla dolu hayatın içerisinde evlat yetiştirmek kolay değil. Küçük olmasına rağmen küçük yerlerde bile büyük şehirlere nazaren hala maalesef gençlerimizin gidişatı pek iyi değil. Bunu gün geçtikçe daha da çok çöktüğünü, daha da çok İslam'dan, Kur'an'dan, vatandan, milletten, anne babadan neslimizin uzaklaştığını görüyoruz. Kardeşlerim, bir insanın, bir anne babanın kötü şartlara rağmen evladını ihmal etmemesi, hani tabiri caizse bir canavarın ağzından avını, o yakaladığı şeyi almak kadar zordur. Yani şu zamanda çocuk yetiştirmek, evlat yetiştirmek gerçekten zor. Ancak biz vazifemizi yapacağız. Gerisi takdir Rabbimizin. Kardeşlerim, eğitim terbiye demek. Eğitim olmamış bir şeyi olgunlaştırmak demek. Pişmeyen bir şeyi pişirmek demek. Tabiri caizse çocuk olan bir kimseyi adam etmek demektir. Eğitimin manası budur. Yani bir binanın temeli ne kadar sağlamsa o bina afetlere o kadar çok dayanıklı olur. Şimdi sağlam bir bina yaparsan yarın öbür gün en ufak bir depremde o bina sallanmaz. Sen evladının temelini sağlam atarsan çocukluk yaşından itibaren, şunlara bir bakalım abi. Çocukluk yaşından itibaren temelini iyi atarsan evlatlarının, o ileriki zamanlarda hangi afetle, hangi sıkıntıyla, hangi kötü ortamla karşılaşırsa karşılaşsın, kendisini korumayı bilir. Neden? Çünkü temeli sağlam. Aynı temeli sağlam olan bir bina gibi kardeşler. Şimdi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizi nasıl uyarıyor? Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenu! Ku enfusekum ve ehlikum! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyun. Şimdi Allah bizlere emanet verdiğini ve bu emaneti korumamız gerektiğini söylüyor. Yani sohbetimizin başında okuduğumuz hadiste de Peygamberimiz buyuruyor ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Siz hepiniz çobansınız. Çoban nasıl sürüsünden sorumluysa siz de evlatlarınızdan, çocuklarınızdan bu hususta sorumlusunuz. Kardeşlerim, çocuklarımızı her şeyden önce yetiştirmenin asıl meselesi, yani temel prensibi, her şeyden önce çocuk yetiştirmeyi ciddiye almamız lazım. Şimdi herkesin evladı olabilir ama herkes evlat yetiştiremez. Herkesin çocuğu olur ama herkes çocuğunu yetiştiremez doğru düzgün. Örnek veriyorum. Bir fidanı herkes dikebilir. Ne bileyim işte hasadını toplamak için ama onun bakımını herkes yapamaz. Herkesin eline, bir çocuğun eline de versen bir fidan diker yere ama onun bakımı meseledir zaten. Onun işte toprağına bakmak, suyuna bakmak veyahut ilaçlamasına bakmak meseledir. Onun için en başta çocuklarımızı büyütmek için çocuklarımızın, kardeşlerim, yetiştirmek konusunda ciddi bir iş olduğunun farkına varmamız lazım. Yani biz genelde ya ne olacak çocuktur, işte erkek adamdır, işte şöyledir, böyledir, hep bu şekilde çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama Peygamberimizin usulüne bir bakalım. Mesela birisi Peygamberimizin yanında çocuğuna diyor ki işte sen konuşmazsan, susarsan sana şunu vereceğim diyor. Peygamberimiz de yanına çağırıyor onu, babasını. Diyor ki sen şimdi bu çocuğa dedin ki sana şunu vereceğim. Bak bunu vermezsen eğer yalan söylemiş olursun diyor. Şimdi biz o neler neler söylüyoruz evlatlarımıza. Şöyle yap, sana bunu alacağım, şunu yapacağım, bunu edeceğim ama hiçbir şey ortada kalmıyor. Sonra ne oluyor? Bu çocuğun gözünde söz vermek basit bir şeye dönüşüyor. Babam bana söyledi, almadı. Demek ki ben de bunu arkadaşlarıma söz veririm, yapamayabilirim manasına geliyor. Kardeşlerim, çocuk ilgilenseniz de büyür, ilgilenmeseniz de büyür. Çocuk büyüyor zaten. Ama buradaki mesele yetiştirmenin iki tane farklı boyutu var. Yani birincisi çocukları insani bir vasıfla yetiştirmek. İkincisi de böyle normal çocuklardan farklı bir şekilde, akıllı, böyle bilinçli bir şekilde yetiştirmektir. İki şekilde. Yani sen onu ilgilenme, o çocuk yetişecek. O çocuk büyüyecek. Ama kardeşlerim,
İbni Haldun'a dediler ki, evlatlarımızı nasıl terbiye edelim? Ne tavsiye ederseniz? İbni Haldun dedi ki, siz evlatlarınızı terbiye etmeyin, kendinizi terbiye edin. Zaten siz nasılsanız evlatlarınız öyle olacak dedi. Şimdi sen nasılsan, senin çocuğun o şekilde büyüyecek. Seni görecek, evde bakacak, ezan okunurken babam yatıyor, ben de yatarım diyecek. Evde bakıyor, babam ezan okunurken televizyonun sesi sonuna kadar açık, ben de öyle yaparım diyecek. Yani evde babasını namaz kılarken gördüğü zaman o da o alışkanlığa sahip olacak. Annesini tesettürlü gördüğü zaman o da tesettürün ne olduğunun bilincinde yetişecek. Yani evde ne görüyorsa İbni Haldun'un dediği gibi çocuklarınızı terbiye etmeyin, kendinizi terbiye edin. Zaten çocuklarınız sizin gibi olacak. Neden? Çünkü büyüklerimiz der ki kardeşlerim, çocuklar daha henüz kurumamış betona benzer. Hani beton dökülür ya inşaat yapmak için veya bazen yollara dökülür. Şimdi beton döktüğün zaman kurumadan üzerine basarsan ne olur? Ayak izlerin çıkar veya üstüne ne düşerse iz çıkmaya başlar betonun. Çocuklar da aynı böyle. 6-7 yaşına kadar çocuk aynı kurumamış beton gibidir. Ne senden ne düşüyorsa onun üzerinde iz yapıyor. Senden ne ona sirayet ediyorsa evladının üzerine iz yaptığını kardeşlerim unutmayalım. Şimdi çocuklarımız Allah Celle Celaluhu tarafından bizlere tertemiz emanet ediliyor. Biz bu temiz emaneti, şimdi ufacık çocuk mesela 3-4 yaşında bak çocuklar tertemiz. Günah nedir bilmez, haram nedir bilmez, ateş nedir bilmez. Önüne zehirli bir yılan koysan oyuncak sanar oynamaya başlar. Bilmiyor çünkü. Temiz, kalbinde kötülük namına bir şey yok. Zarar namına bir şey yok. Şimdi bu yetiştikçe belirli yaşa geldikten sonra artık Allah diyor ki kulum ben bunu sana tertemiz verdim. Kötülüğü yok, kalbi temiz, art niyeti yok. Yani çocukların kalbi bambaşka. Hepimiz evlatlarımız, torunlarımız var görüyoruz. Onun için Allah diyor ki bu emaneti sana nasıl verdiysem sen de bu emaneti böyle muhafaza et. Aynı şekilde Rabbine teslim et bunu diyor Allah. Şimdi peygamberlere bakıyoruz. Bütün peygamberler kardeşlerim Allah Celle Celaluhu'ya temiz bir evlat için dua etmişler. İşte Zekeriya Aleyhisselam dua etmiş. Hunalike daa Zekeriya Rabbe, "Kale Rabbi hebli min ledunke zurriyeten tayyibe." Allah'ım temiz bir zürriyet bana ver. İbrahim Aleyhisselam, "Rabbi hebli mines salihin." "Ya Rabbi salih evlatlar bana ihsan et." Yani bütün peygamberler evlatları üzerine dua ederken bize işaret etmişler. Evlat imtihanı büyüktür. Bakın sohbetin başında ne dedim? Çocuk hem lütuftur, hem emanettir, hem de imtihandır. Çocukken küçük bebeklik yaşları lütuf, güzellik, evin neşesi. Sonra emanete dönüşüyor, sonra imtihana dönüşüyor. Ha sen bunu iyi yetiştirirsen o zaman kardeşlerim, şimdi en başta çocuğun eğitimi ailede başlıyor. Şu anda mesela 6 yaşına kadar çocuklarımız ailede. Ondan sonra okul hayatı başlıyor. 6 yaşından sonra zaten çocukların, bilim adamlarımıza, doktorlarımıza göre çocukların 6 yaşına kadar kişiliği, çocukların duyguları yerleşiyor zaten. Yani sen 6 yaşından sonra eğitimine, çocuğunun yetiştirmeye başlarsan zaten geç kalmış oluyorsun. E hocam ya 6 yaşında çocuk, kardeşlerim çocuklarımızı hiç hafife almayalım. Bakın doktorlarımız, bilim adamlarımız açıklıyor. Daha mesela çocuklarımız doğum öncesi tedbir dönemidir. Yani doğmadan evvel işte 0-6 yaş dönemi telkin dönemi. İşte oğlum buna dikkat et, oğlum şunu yap, oğlum bunu yapma. Sürekli telkin ederiz. 7-10 yaş dönemi teşvik. Oğlum şunu yaparsan güzel olur. Hadi bak beraber şunu yapalım. Hadi dedene gidelim. Hadi büyükleri ziyaret edelim. Hadi işte yardımcı muhtaç birine yardım edelim. Sonra 10-14 yaş döneminden sonra ikaz dönemine geçiyor. Artık uyarmaya başlıyorsun. 14 yaşından sonra da müsamaha dönemi oluyor. Artık ok yaydan çıkmış tabiri caizse. Bazı yerlerde önünü alamıyorsun. Bir şey yapsan Allah korusun senden daha çok uzaklaşacak, annesinden uzaklaşacak, sokaklara düşecek vesaire. Şimdi kardeşlerim, çocuğun en başta İslam fıtratı üzerine yetiştirilmesi için en çok dikkat edilmesi gereken ilk şey helal lokmadır. Anne baba helal lokmayla yetişecek. Siz kendiniz helal yiyeceksiniz ki evlatlarınız hani genelde böyle çok güzel gençler görürüz. Ne deriz onlara? Ya helal süt emmiş bunlar deriz. Genelde bu tabiri kullanırız. Bunun sebebi ne? İyi yetişmiş. Anne babası helal yemiş. Anne babası helal yedirmiş. Yani çocukların eğitimi anne karnında başlıyor. Bir anne haramla meşgul ediyorsa kendini. Bakın kardeşlerim yine bilim adamlarımız diyor ki
çocuklar doğduktan 6 saat sonra duygusal bellekleri gelişmeye başlıyor. 6 saat sonra. Doğuyor, 6 saat sonra artık duyguları yerleşmeye başlıyor. Anne karnındayken çocuk dışarıdan gelen sesleri biliyor. Yani o sesin babasının sesi mi, annesinin sesi mi olduğunu biliyor. Anne karnındayken daha. Şimdi onun için biz diyoruz ki evlatlarımız anne karnında yetişir. Şimdi mesela doktorlar bu hususta araştırma yapmışlar. Anne karnındayken çocuğa müzik dinletiyorlar hep. Anne karnındayken. Doğduktan sonra da aynı müziği dinletince çocuk ağladı, ağlarken susuyor çocuk. Ha, demek ki diyorlar ki bu çocuk anne karnında da duyuyor bunu. Doğduktan sonra da aynı şeyi dinletilince çocuk ağlarken susuyor. Şimdi sen müzikle yetiştirirsen böyle de devam eder. Ama Kur'an'la yetiştirirsen, Kur'an dinletirsen, Kur'an okursan, duayla yetiştirirsen yarın öbür gün senin için, yarın öbür gün kardeşlerim vatanın için, milletin için büyük bir inşallah böyle seçilmiş bir kişi, yetiştirilmiş bir kişi haline dönecektir. Yani günümüzde artık tespit edilmiştir ki anne rahmindeki bebekler 16. haftada duymaya başlıyor anne karnında. 16. hafta doldu mu çocuk anne karnında duymaya başlıyor. 24. haftadan itibaren de dışarıdan gelen sesleri ayırt etmek yeteneğine sahip oluyor. Anne karnında henüz bak. Bu ses babamın sesi. Bu ses annemin sesi. Yani dışarıdan gelen sesleri anne karnında artık kardeşlerim ayırt etmeye başlıyor. Şimdi bizim çocuklarımıza karşı ilk doğduğu zaman vazifelerimiz ne? Bunu birçoğumuz biliyoruz. Evvela işte çocuk doğduğu zaman güzel bir isim koymak. Yani işte biz 2024'teyiz. Modern bir isim olsun, şöyle olsun, böyle hani Kur'an'a, İslam'a. Peygamberimiz diyor ki çocuk ahirette babasına diyecek ki ya baba sen neden bana Allah'ın istediği, sevdiği bir isim koymadın? Adam bir film izliyor, oradan etkilenip ya ben bu çocuğumun adını bunun adını koyacağım diyor. Futbolcuyu seviyor, çocuğumun adı bu olacak diyor. Bakın yakın zamanlarda haberlerde görüyorsunuz. Falanca futbolcunun adını adam çocuğun oğluna koyuyor. O ismini koyduğu adam Müslüman bile değil. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki anne babanın ilk sorumluluğu evladına koyduğu isimdir. Sorumluluk buradan başlıyor. Sonra işte çocuk doğduğu zaman çocuğun saçlarını kesip ilk saçı kesilir. O saçın ağırlığı kadar gümüş verilir veyahut gücü yetiyorsa sadaka verir. Neye gücü yetiyorsa. Ondan sonraki işte yetiştirme çağında mesela meşhur atasözlerimiz var. Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Arabanın ön tekerleği nereye giderse arka tekerleği oraya gider. Oğlan babadan görür at oynamasını, kız anadan görür sofra donatmasını. Armut dibine düşer, üzüm üzüme baka baka kararır. Annesine bak, kızını al. Bak bunlar hep atasözleri. İnanın bunlar var ya, böyle saatlerce her bir sözün saatlerce konuşulacak altın değerinde sözlerdir bunlar. Ama maalesef geri kafalı onlar, eskide kaldı bilmem ne. Böyle çöpe atıyoruz geçmişimizi. Bakın geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Eğer bir milleti yıkmak istiyorsanız önce onun geçmişini yıkın, ondan sonra kolay yıkarsınız. Bakın biz geçen evvelki aylarda Özbekistan'a gitmiştik. Biliyorsunuz Özbekistan bir Rusların şeyi altında kalmıştı. Orada istila ettiler, yaşlıları öldürdüler. Böyle camilere gittiğimizde bakıyorum camilerde hep gençler var, hiç yaşlılar yok. Merak ettim ya, imam bile 18 yaşında. Sabah namazı tıklım tıklım cami ama hepsi genç. İmama sordum ya hocam dedim burada hiç yaşlı yok mu? Ama genelinde öyle hani bir camiden bahsetmiyorum. Çok cami gezdik ama birçoğunda böyle. Dediler ki burada eskiden Ruslar burayı istila ettiğinde yaşlıları öldürdüler hep ki nesli çabuk bozabilsinler. Şimdi başında babası annesi olmayan bir adam kendi buyruğuna göre hareket ettiği zaman sağlıklı karar alamaz. Sen 20 yaşındasın, senin baban 70 yaşında. Hayatı görmüş, imtihan görmüş, sıkıntı görmüş, nasıl karar vereceğini biliyor. Sen kendi başına aldığın 20 yaşındaki bir kararla 70 yaşındaki karar alan adamla eşit göremezsin. Aynı isabetli doğru kararı da alamaz. Onun için bir millet yıkılması nasıl olur kardeşlerim? Ata dedeyi yıkarsan o milleti çok çabuk bozabilirsin. Ha, günümüzde de maalesef kardeşlerim becerdiler de yani. Şu anda bunu yapıyorlar. Anne babalarımız huzur evlerinde. Herkesin evinde birer köpek var. Anne babalara bakamıyoruz. Hayvanlara bakabiliyoruz. Şimdi kardeşlerim
Yavrularımız bizden ne görüyorsa öyle yetişiyor. Sen dua edersen, namaz kılarsan, ibadet edersen, işine başlarken besmeleyi çekersen, hatta mesela Allah dostlarından birisi diyor ki, mesela işten çıkıp eve gidiyorsun değil mi? Yatsıyı kılmamışsın, yorgunsun böyle, çocuğu da seni görüyor çocuk şimdi. Sen sanıyorsun ki çocuk bir şey anlamaz. O seni öyle bir süzüyor ki, senden sonra aynısını yapıyor. Görüyorsunuz evlatlarınızın sizin yaptıklarınızı taklit ettiğini ve hiç unutmadığını da görüyorsunuz. Çocuğuna bir ay evvel bir şey söylüyorsun, 4 yaşında çocuk, bir ay sonra çocuk bunu söylüyor. Ya sen bile unutmuşsun ama çocuk unutmamış bunu. Şimdi işten geldin eve, namazı kılmamışsın daha, yatsı namazı, işte ya nasıl kılacağım şimdi, böyle yerinden yavaş yavaş kalkıyorsun, farzını kılayım, kendini yata, oh, kıldık aradan çıktı. Bunun bile çocuğun üzerine etkileri var. Yani sen namazı, ibadeti aradan çıkarılacak böyle, hadi yapayım da gitsin gibi bir şey görürsen, kardeşlerim, kazanmış olamazsın. Şimdi Nasreddin hocamızın meşhur bir kıssasını anlatalım. Bu tabi hepimize bir ders niteliğinde bir kıssa. Kardeşlerim, Nasreddin hocamızın ahırdan bir buzağısı kaçıyor. Buzağı karşı komşunun tarlasına, bahçesine giriyor, her şeyin altını üstüne getiriyor. Buzağı da böyle çok da büyümemiş. Nasreddin Hoca da hani buzağının tabiri caizse babası. Öküzü alıyor, dövmeye başlıyor öküzü. Dövüyor, dövüyor. Komşuları diyor ki ya hocam, öküzün ne suçu var diyor, sen öküzü niye dövüyorsun? Buzağı bahçeyi dağıttı. Diyor ki iyi terbiye etseydi bu böyle yapmazdı diyor. Aslında ders veriyor bize yani. Yani maksat öküzü dövmekten, hani Mevlana Hazretlerimiz buyuruyor ya, halıyı dövmekten maksat halıdaki tozu almaktır. Yani maksat halıyı vurmak, vurayım da böyle bir şey yapayım, stres atayım değil. Halı niye dövülür? Tozunu atarsın, kirini atarsın. Nasreddin hocamız da öküzü dövmüş, iyi terbiye etseydi böyle olmaz demiş yani. Şimdi az önce saydığımız bütün kardeşlerim atasözleri bizler için hepsi birer ibrettir. Yani çocuklarımız geleceğe birer fidandır. Atasözlerimizden yine birisi diyor ki, bir yıl sonrasını düşünürsen tohum ek. Bakın bunlara iyi anlayalım. 10 yıl sonrasını düşünürsen ağaç ek. 100 yıl sonrasını düşünürsen insan yetiştir. Eğer bu millete, bu dine, bu bayrağa hizmet etmek istiyorsanız kardeşlerim, bırakın yatırımı, ben şu kadar vergi veriyorum, şu evlat yetiştirmek devlete, millete, dine en büyük hizmettir. Bakın Abbasi halifelerinden Harun Reşit şöyle bir gün Bağdat'ın dışına çıkıyor. Lütfen bu kıssayı iyi dinleyelim. Bağdat'ın dışında yol kenarında yaşlı bir adam eline böyle hurma fidanı almış, hurma fidanı dikiyor. Sonra onu görünce Harun Reşit ona diyor ki, baba ne yapıyorsun diyor sen, bu yaştan sonra fidan mı dikiyorsun? Yaşlı bir adam. Evet evladım diyor, görüyorsun yani hurma fidanı dikiyorum. Peki diyor, bu diktiğin hurmalar kaç senede meyve verecek? Cevap veriyor yaşlı amca, hiç belli olmaz oğlum diyor. 5 sene olur, 10 sene olur, hatta 20 sene ancak meyve verir diyor. 20-25 seneyi geçebilir. O zaman Harun Reşit diyor ki, desene dede diyor, demek ki diktiğin hurmaların meyvesini senin yemen biraz şaibeli diyor yani. Sen dikiyorsun ama 20 sene sonra sen kalmazsın diyor yani. Cevap veriyor yaşlı amca. Sonra önce şunu söylüyor, diyor ki, madem diyor hani meyvesini yiyemeyeceksin, niye uğraşıyorsun ki bu ağaçla? Yani sen bundan fayda görmeyeceksin, neden bununla uğraşıyorsun? Amca bu sefer şu cevabı veriyor. Oğlum diyor, bizden evvelkiler dikip gitmişler. Biz onların diktiği fidanların meyvesini yedik. Şimdi sıra bizde geldi. Biz de dikelim de bizden sonra gelenler bunun meyvesini yesinler. Yani biz yemesek de bizden sonra. Şimdi hepimizin burada bağ bahçesi var. Kaç taneniz baktınız onlara? Hep atadan dededen kaldı. Annem baktı, baba. Ha şimdi sen de desen ki ya ben ne de olsa 20 sene sonra öleceğim, ne bakayım bu bahçeye dersen çocuğuna bir şey kalmaz. Ha sen diyorsun ki şunlara iyi bakayım. 70 yaşında da olsan, hasta da olsan şunlara iyi bakayım, neslim yesin diye düşünürsün. Sonra Harun Reşid'in bu cevap hoşuna gidince, baba çok güzel konuştun, böyle bir kese altın atıyor ona. Adam da tabii zeki, akıllı bir amca, yaşlı, tecrübeli. Diyor ki, ellerini açıp dua ediyor, ya Rabbi sana şükürler olsun. Başkalarının diktiği fidanlar seneler sonra meyve verdiği halde ben daha diktiğim anda altın aldım karşılığında diyor. Harun Reşid bu dua çok hoşuna gidiyor, bir kese daha veriyor ona. Bir kese altın daha. Sonra yine dua ediyor amca, diyor ki Allah'ım sana şükürler olsun. Başkalarının verdiği fidanlar, diktiği fidanlar
senede bir defa meyve verdiği halde benimkiler iki defa verdi diyor. Daha dikmeden iki defa verdi. Bu sefer yine hayran kalıyor, bir daha kese altın veriyor. Şimdi amca bir daha dua ediyor. Artık yakalamış, her duasında bir kese altın alıyor. İşte sonra halife şeye dönüyor, vezirine Harun Reşit. Oğlum diyor, hadi buradan gidelim diyor, yoksa bu ihtiyar bizde para bırakmayacak diyor. Şimdi akıllı adam. Kardeşlerim, dikerseniz karşılığını görürsünüz. Yetiştirirseniz karşılığını görürsünüz. Ama bugün günümüzde sadece diploma almak demek değildir evlat yetiştirmek. Bunu herkes yapar. Çocuk akıllıdır, kendisi de okur. Herkes çocuğuna elbise alır, ayakkabı alır. Herkes çocuğuna telefon alır. Sen çocuğunu ahlaklı yetiştir. Senin çocuğun okuduğu zaman, bakın isim vermiyorum. Bugün Türkiye'deki en iyi üniversitelerin mezuniyet törenlerine bir bakın Allah aşkına. Daha geçen hafta. Okumuşsun, Türkiye'nin en iyi üniversitesinden mezun olmuşsun. Ama adam çıkıyor konuşmasında diyor ki, devlet demek işte eşcinsel yürüyüşü yaptığı zaman polis göndermek demek değildir diyor. Türkiye'nin en iyi üniversitesinden mezun olmuş ama devletine baş kaldırıyor. Ha, devlet ihanet içindedir vesaire, dinine karşı geliyordur, ayrı mesele. Devlet dokunulmazdır demiyorum ben. Ama şimdi eşcinsel yürüyüşü yapıyoruz diyor. Buna karışmak diyor, buna polis göndermek bilim değilmiş. Herkes evlat yetiştirir ama mesele kardeşlerim okul dönemi özellikle. Yani sen evine dikkat ettiğin kadar, çorabına dikkat ettiğin kadar, arabana dikkat ettiğin kadar. Oğlun nerede? İşte yurt dışında üniversite okuyor. Haberin var mı ne yaptığı? Ne içtiği? Kiminle oturuyor? Kiminle yatıyor? Sonra bir geliyor çocuk, baba ben Allah'a inanmıyorum. Ne yapacaksın? Çocuk dünyanın en başarılı öğrencisi olsa da bu çocuğun sana ne faydası dokunacak? Sonra kardeşlerim yaşananları görüyoruz. İnançsız olunca görüyoruz bunları. Doktorun yanına gidiyorsun, kapalı diye doktor ters diyor hastayı. İnançsız çünkü. Ama o konuma gelen bir doktor, doktor olan birisi bilmeli ki şifanın, insanlara bakmanın dini, dili, ırkı olmamalı. Bunu bilmelidir yani. Bir devlet makamına geldiği zaman rüşvet almaması gerektiğini bilmelidir. Devletin koltuğuna oturduğu zaman insanların hakkını, insanların emanetine sahip çıkması gerektiğini bilmelidir. Ama böyle yetişmezse dinsiz yetişen bir insan, Kur'an'dan, peygamberden, ya hocam nice adamlar var Kur'an'la, peygamberle yetişmiş ama milleti kandırıyorlar. Onlar da Allah'a hesabı verecek, siz rahat olun. Biz iyisini yetiştirmeye bakalım, doğrusunu yetiştirmeye bakalım. Yani dinini öğretip aldatmayanları yetiştirmesine bakalım. Dinle İslam'ı, Kur'an'ı, peygamberi, insanları bunlarla sömürmeyen insanları biz yetiştirelim. Madem beğenmiyoruz, işte ya hocam falanca doktor namazlı ama şöyle, falanca belediye başkanı namazlıydı ama şöyleydi. Biz dürüstlerini yetiştirelim. Kötülerin örnekleri çok ama biz iyilere bakalım. Onun için kardeşlerim hepimiz kendimize soralım. Resulullah diyor ki evlatlarınız sizin emanetinizdir. Son olarak şunu söylüyorum. Çobansanız sürünüzden sorumlusunuz diyor Peygamberimiz. Şimdi biz çobanlık vazifemizi iyi yaptık mı? Örnek olabildik mi? Çocuklarımıza ne verebildik biz? Ne katabildik evlatlarımıza? İnançsız, idealsiz, gayesiz, ruhsuz, başıboş bir nesil kardeşlerim almış başını gidiyor. Yani anne babaya saygı, ataya saygı, devlete saygı, millete saygı. Yani çok ciddi bir bozulma gidiyor. Mesele evet devletin yol yapması, köprü yapması, cami yapması, okul yapması başka. Ama neslin imarını ihmal ederseniz, atasözüdür yine bu, gün gelir ihmal ettiğiniz o nesil yaptığınız, imar ettiğiniz şeyleri tarumar eder. Her şeyi yaparsın. Ama gençleri imar etmek, onları ahlaken yetiştirmek çok önemli bir meseledir. Onun için şunu bilelim ki kardeşlerim, küçükken elimize yapışan bu çocukların yarın ahirette yakamıza yapışmamasını istiyorsak, o zaman İslam'ın emirlerine göre vazifelerimizi yerine getirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle sohbeti bitiriyorum. Peygamberimiz buyuruyor ki, hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha güzel, daha iyi, daha üstün bir miras bırakamaz. Ev alayım, çocuğuma şunu alayım. En büyük miras çocuğa bırakılan güzel ahlaktır. Rabbimiz evlatlarımızı devletimize, milletimize, dinimize hayırlı bir nesil eylesin. Allah Celle Celaluhu bizi evlatlarımızla imtihan eylemesin. Kaldıramayacağımız sıkıntılara, dertlere, kederlere bilhassa
günümüzde şu yaygın olan uyuşturucu vesaire bataklıklardan Rabbim evlatlarımızı, çoluk çocuklarımızı, ümmeti Muhammed'in bütün gençlerini Rabbim muhafaza eylesin. Cumamız mübarek olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين